Sabah Şak Anadolu Lisesi, ben 9A şubesinden Lale Dahan, sizler için Sait Tayyip Abasıyan'ın Alemdağ'da Var Bir Yılan eserindeki Alemdağ'da Var Bir Yılan isimli öyküyü seslendireceğim. Alemdağ'da Var Bir Yılan. Daha tiyatroya girerken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum. Boynumdan içeri bir damla düştü. Ürperdim. "Çek elini ağzından, tırnağını yeme!" diye bağırdım. Önümden giden iki kişi dönüp baktılar. Yüzümü görmek için yavaşladılar. Sanki ben her akşam onunlaymışım gibi bir yalnızlık duyuyorum. O cuma günleri gelirdi. Alçıdan ağzı pipolu gemici onu beklerdi. Güneş muşamba perdede tam üçü işaret ederdi. Geleceğine %100 emin olduğum günler beklerken uyuyakalırdım. Kapıyı tırmalar gibi vurduğu zaman nasıl duyardım rüyamın içinde. Yataktan fırlardım, kapıyı açardım. Rengi solmuş, nefesi boğazından gelirdi. Masadan bir cigara alır yakardı. Dünya ötedeydi. Burada bir konsol, bir ayna, bir alçıdan gemici, bir yatak, bir ayna daha, bir telefon, bir koltuk, kitaplar, gazeteler, kibrit çöpleri, cigara izmaritleri, soba, battaniye vardı. Dünya ötedeydi. Gökyüzünde uçaklar vardı. İçlerinde yolcular vardı, trenler gidiyordu. Herifi biri imza ediyor, öteki para veriyordu. Akşam serinliği çıkmıştı. Akşam simidi de çıkmıştı dünyada. Odanın içini simitçinin sesi doldurdu. Dünya ötedeydi. Biletçi bilet zımbalıyor, bir adamla bir çocuk gazete okuyorlar. Bir delikanlı, kara kaşlı, saatli bir oğlan upuzun yatmış. Yakışıklı, kuvvetli bir oğlan. Ellerini pantolonun ceplerine sokmuş, sıska birisi de sağında yatmış. Çocuk gazeteyi bıraktı. Perde suyunu başının altına dürdü. O da uzandı. Bir vapurun alt kamerasındayım. Günlerden cuma. Mektep tatil. Süleymaniye'de Kiraz Mescit sokağında oturuyoruz. Ben 17 yaşlarındayım. Münir Paşa Konağı'nın çam ağacını hatırlıyorum. Lisenin bahçesindeki büyük çam ağacı bir yangına yanmış olabilir. Münir Paşa Konağı'nın yağlı boya tavanları çoktan duman ve kül olmuştur. Tahta kuruları da yanmıştır. Yatağım, yorganım, gözyaşım yanmıştır. Havuzlar yanmıştır. Yapraklarını kışın dökmeyen ağaçlar yanmıştır. Anılar, anılar yanmıştır. Yanmış oğlu yanmıştır. Beni bugüne getiren kitaplar yanmıştır. Ben de koyun postu taklidi bir kürk bulup perde süsüme diktirmeliyim. Günlerden pazartesi. Yine vapurun alt kamerasındayım. Yine hava karlı, yine İstanbul çirkin. İstanbul mu? İstanbul çirkin şehir, pis şehir. Hele yağmurlu günlerinde, başka günler güzel mi değil? Güzel değil. Başka günlerde köprüsü balgamlıdır. Yan sokakları çamurludur, molozludur. Geceleri kusmukludur. Evler güneşe sırtını çevirmiştir. Sokaklar dardır, esnafı gaddardır, zengini lakayattır. İnsanlar her yerde böyle. Yaldızlı karyolalarda çift yatanlar bile tek. Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor. Güzel yer, güzel yer Alemdağ. Şu saatte 15 metrelik ağaçlarıyla, taş deleniyle, yılanıyla ama kış günü yılanlar inindedir. Olsun. Hava Alemdağ'da ılıktır. Güneş yaprakları kıpkızıl ağaçların içinde doğmuştur. Gökten parça parçalık bir şeyler yağmakta, çürümüş yaprakların üstüne birikmektedir. Taş delen parmak gibi akar. İçimizi şıkır şıkır eden bir maşrapayla önce içimizi, sonra çırılçıplak soyunarak dışımızı yıkıyor. Su içmeye gelen bir tavşan, bir yılan, bir kara tavuk, bir keklik, Polonezköy'den şerefimize kaçıp gelmiş bir keçiyle alt alta üst üste oynaşıyoruz. Panco, panco diye bağırınca yılan da, keçi de, keklik de, tavşan da oldukları yerde alçıdanmış gibi donup kalıyorlar. Bembeyaz kesiliyorlar. Hemen keskin bir bıçak çıkarıp cebimden kiminin kulağını, kiminin kanadının altını kesiyorum. Kan akınca hareket başlıyor. Beni bırakıp Panco'ya koşuyorlar. Panco'nun her zamanki kansız ve iddetli yüzünde çıban yarısına doğru kaymış bir gülümseme gözüküyor. Keklikleri gagasından öpüyor, tavşanın bıyığını çekiyor, yılanı bileğine doluyor, top getirmiş, futbol topu. Ben kaleciyim, yılan da kaleci. Ötekiler yaprakların üzerine yatmış. Güneş içinde oynuyorlar. Saatlerce oynuyorlar. Yılanla ben top kalemize girerken yana çekilip seyrediyoruz. Mızıkçılık ediyoruz. Alemdağ güzel, Alemdağ. İstanbul çamur içinde. Taksi şoförleri su birikintilerini inadına insanların üzerine sıçratıyorlar. Kar inadına içimize içimize yağıyor. Kadının biri 5. kattan bir kediyi sokağa atıyor.
bir kadınla bir yabancı erkek kedinin başındalar. Kedinin burnundan hafifçe kan sızıyor. Erkek Fransızca kanamadan ölmüş zavallı diyor. Kadın bana Türkçe kedinin 5. kattan atıldığını anlatıyor. Galatasaray Lisesi'nin kalın ve yüksek bahçe duvarının kenarına artık ölmüş kediyi itiyoruz. 5. kattaki kadın sobasına şimdi kömür atıyordur. Havada ne soğudu? Keşke kar yağsa. Kar yağdığı zaman yine de havada ılık bir şeyler oluyor. Panco ne zaman dönmüş Alemdağ'dan? Birdenbire bir arkadaşıyla yanımdan geçiyor. Bir duvarın ölmüş bir kedinin yanından geçer gibi. Kollarımız birbirine sürünüyor hafifçe. Duvarlar açılıyor. İnsanlar birbiriyle senelerdir dargınmışlar da birdenbire aynı hisleri duyarak "Yeter artık!" diyerek barışmışlar gibi öpüşüyorlar. Dönüyorum. Panco arkadaşıyla gülüşerek gidiyor. Hala. Yangının kül ettiği Münirpaşa konağının havuzunda kirli yeşil bir su bekler dururdu. Suyun dibi gözükmezdi ama gözümü kapayınca içine atılmış 10 paralıklarının parladığını görürdüm. Bir defa da şimdi vali olan bir arkadaşımızı 50 kuruş vererek elbiseleriyle suya atmıştık. Panco'nun arkadaşıyla beraber gittiği kafeyi hiç bilmezdim. Kapısında alüminyum tencereler, nalyon bardaklar, satan bir hırdavatçı bulunan iki kapısı da ardına kadar açık hanla apartman arası bir binanın 1. katındaymış bu kahve. Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce merak ettim. Ben de girdim. Baktım karşımda cam bir kapı. Cam kapının içine büyük bir salon. İçeride insanlar tavla ve iskambil oynuyorlar. Daha köşede bir bilardo masası var. İçeriye girince herkes bana baktı. Buraya gelenler hep aynı müşteriler olmalı ki beni baştan aşağı bir süzdüler. Oturup bir kahve içmek bile cehennem azabı gibi bir şey olacaktı. Birini arıyormuş gibi yaptım. Olmazsa bizim Luka Efendi vardır. Duvarcıdır, boyacıdır. Onu soracaktım. Gözlüklüdür. Kendisi Yunan tebaasıdır ama Arnavuttur. Kahveciye onu sormak istedim. Baktım Panco Luka Efendi'yi siper ederek kendini bana göstermemeye çalışıyor. Eskiden tanıdığım birisi niçin geldiğimi anlamış gibi bana baktı. Gülümser gibiydi. Allah belanı versin deyus dedim. Döndüm. Giderken bir daha dönüp baktım. Yine pardesünün yakasındaki kürkü gördüm. Kürkü görünce rahatladım. Tavşanı, kekliği, o ılık harikulade kaygan ve güzel yılanı, kara tavuğu, alemdağı, taşdelen suyunu, çürümüş yaprakları, yaprakların üstüne yağan pelte pelte güneşi hatırladım.